Dramada yeni gelişmeler var da yani çok iyi bir şekilde anlatamayacağım çünkü yani bir bayağısını izledim ama %100 yorum yapamayacağım. Anlatırım onu, yapamayacağım. Yani, şimdi drama çok dallanıp budaklanmaya başladı. Hani birkaç gün önce bir şey olayı vardı, hatırlıyor musunuz? Yayıncılar kendi arasında bir konuşma yaptı. Onu sızdırmayın bak ustam filan demişlerdi. O sızdı. Ve TrainX şey XQC, yani TrainX sızdırdı. XQC bu şeyi kaydetmiş. Bu toplantıyı kaydetmiş. Ve yani şey de toplantı da çok garip bu arada. Yani o toplantı da inanılmaz aptalca. Ya şu yüzden aptalca, her taraftan ya şey çok enteresan. Toplantı taciz hakkında ama 20 tane erkek tacizin işleri nasıl etkileyeceği hakkında konuşuyor. Tacizi konuşan yok bu arada. O da ya ayrı bir şey. Yani şey orada şeyi de gösteriyor. Yani oradaki konuşan herkesin aslında bu taciz olayın tacizi ortaya çıkarmak için değil, bir karşı tarafı patlatmak için kullandığını çok bariz gösteriyor bu arada. O da çok, yani o da ayrı bir konu zaten. Evet, yani şöyle söyleyeyim. Tacize uğrayan kadını susturup Trainwreck Hasan'a laf çakıyor. Hasan orada yok bu arada. Yani Hasan hakkında böyle molding yaparken Trainwreck tacize uğrayan kadını susturuyor. O daha da hani o ayrı bir olmaya gülül olayı. Zaten şeyden yani Trainwreck ayrı bir unhinge noktasında bu arada, şu noktada. Trainwreck ayrı bir hani vendetta ile. Trainwreck herkese gider gider böyle gidiyor ama yani Gamba'dan dolayı, yani kumardan dolayı o zaten yani belli. Hasan Aksu'ya boksa. Hasan bu nok Hasan dün mesela kendisini bunun dışına çekti ya. Yani Hasan mesela dün konuşmadı Kassi bu olayı ve konuşacağını düşünmüyorum. Hasan kendisini çekti bu olayı çünkü yani şeyi fark etti. Şeyin çok bir manası yok. Hani olay tacize düştükten sonra asıl konuşulması gereken tacizcinin de platform olup, hatta tam tersine bir de aynı zamanda şeye gitmesi, hani polis tarafından araştırılması ve tacize uğrayanın kendisinin konuşması asıl olay ama hala drama konuşuluyor. Hala yani. Ya hala yani taciz tamamen şey için kullanılıyor yani mimizi cancel'lama, ki o da haklı. Yani hala şu anda Trainwreck exclusive şey yapıyor. Community'ler yanlış yere, community yanlış yere çekmiyor şu noktada. Şu noktada yani community değil abi olay. Şu noktada hala yani Train, bu arada exclusive de değil bence. Train bunu şey yapın. Yani Train şu noktada tamamen yani Poki ve Hasan'ı nasıl çekebilirim noktasında. Yani hala amacı o Train'in. XQC o kadar yapmıyor. XQC'nin de hani şeyleri var ama XQC o kadar yapmıyor. XQC bir şeyden sonra biraz saldı. Hasan'la o kavgalarından sonra sardı. Bu zaten Hasan'la kavgalarından önce çekilmiş bir kayıt bu arada. Yeni bir kayıt değil bu arada. O Hasan'la konuştuktan sonra o biraz daha hani şey yaptı. Neden Hasan ve Poki'nin olayın içine davet edilmek isteniyor? Onun sebebi şu. Hasan'la Poki bir, yani Trainwreck zaten Hasan'a kıl. Poki'ye de kıl. Ellerinde onlar için dört yok. Hani şey yok. Çamur atabilecek bir şeyleri yok. Ve en çok gamba konusunda, hani kumar konusunda parmak gösterip yani parmak gösterip şey demişti, hani yani Hasan ve Poken yani Trainwreck illegal şey oynuyor diye parmak gösteren insanlardan birisi, o yüzden. Tabii canım, Train bilendiği çok belli. Yani ben dediğim gibi yani şeyi izlersen dışarıdan baktığında Train'in şey yaptığı. O tabii, bir de şimdi yine Mitch geldi. Abi, bu Mitch muazzam bir herif. Bu Mitch yani şöyle söyleyeyim, dramalar en peak noktasına Mitch girdiği zaman ortaya çıkıyor.
Mitch muazzam bir şey yani. Mitch'in bu arada dediği hiç boka inanmazsınız. Yani Mitch çok enteresan bir herif. Mitch bir şeye geldiyse sıçtık. Çünkü Mitch A kişiye, yani şöyle bir şey Mitch. Train'e Miz'i sikeyim der. Miz'e Train'i sikeyim der. İzleyici de ben hiçbir şey bilmiyorum der. Böyle bir herif. Rossi, Mitch'e inanmayacaksın abi. Mitch'in dediği hiçbir şeye inanmayacaksın. Mitch'e 2 gün sonra farklı bir şey söyleyecek Mitch çünkü. Mitch'in söylediği hiçbir şeyi asla face value'yle alamazsın. Kendini yaktı. Abi bu herif yine kendini yakmıştı, sonra yalan söyledi, ortaya çıktı geçmişte. Yani o yüzden Mitch'in dediği hiçbir şeye inanmam. Vallahi en büyük suçlu Maya. Abi bence Maya ile alakası yok. Maya da suçlu bu arada ama en büyük suçlu kesinlikle Maya değil. Çünkü hani Maya'yı iten oğlum şey var. Miskif var. Hani Maya'dan önce Miskif geliyor. Kim Miskif'ten daha önce de bir de tacizi yapan herif geliyor. Hani Maya'ya gelmeden önce bayağı kişi var. Ama Miskif Maya olay ortaya çıkmış başlayacak isim. Değil. Başlayacak isim Miskif. Miskif Maya ve Mitch'i gönderiyor. Junu Iron değil Ice Poseidon olmasın o. Konuşuyor ki Frosty, onda bir şey yok. Bir de mesela işin komik tarafı da bu Adriana'da Maya beni hiç zorlamadı filan demişti. O da garip mesela. Bilmiyorum, o kısmı bilmiyorum. Mesela şöyle bir şey var. Şöyle bir detay var. Dün mesela dünkü bu sızan toplantıda Maya'yı ve Maya veya Maya'nın tarafını anlatacak kimse yok mesela. Hani o yüzden bilmiyoruz. O kısmı bilmiyoruz bile. Yani dediğim gibi o Maya konusundaki fikrim yok. Hani fikrim yoktan kastım yani şey bilmiyorum. Hani tabii ki de bu Maya'da şey yapmış durumda. Bu taciz olayını örtbas etmeyen kişiler arasında ama seviye ne derecede bilmiyorum. O yüzden ona çok yorum yapamam diyorum. Ama yani şey olayına gelirsek de ismi nedir? Ya dün sızan toplantı çok şey, ne diyeyim, kötü bir toplantı ya. Yani dünkü toplantı tamamen şeyin ikiyüzlüğünü ortaya çıkartıyor. Yani 20 tane 15 tane erkek gelmiş, bu tacizi değil taciz sonrasında ne olacağı tartışıyor. Ve hani herkesin ondan sonra 2 gün sonra abi taciz olayını filan, ya 2 gün sonra XQC'nin ve Trey'nin Hasan abiye veya baş herhangi birisine sen bu tacizi downplayledin demesi çok komik geliyor bana yani. Hani 2 gün önce sen zaten bunu yapmışsın. Bilmeyen adama bunu yaptın demek komik kaçıyor. Botu DRN'e çok 3 yıldır abone olduğu için canımsın. En iyi abonemsem hoş geldin. Kimler var? Ya zaten işin yani o toplantıda mesela tek düzgün konuşan adam Asmongold mesela. Benim olaydan anlamı olay Hasan ve Paki'nin Slicker millet dolandırıp kumar oynamasından dolayı neden yayında kumar oynamasına bağlayıp kumar yasasına saklasın diye bir tag başlattı. Öyle değil. Milleti dolandırıp kumar oynamıyordu. Kumar oynadığı için milleti dolandırdı. Kumar bağımlılığı olduğu için. Onlar da bu fırsatı şey bilip, ki bence çok doğru bir şey yaptılar, kumar yasaklasın şeyi başlattılar. Çünkü kumar bağımlılığı ciddi bir şey arkadaşlar. Ben hala ve hala en doğru şeyi onların yaptığını düşünüyorum. Kumar bağımlılığı yani her ne kadar XQC ve Train abi yoktu, sağ üstte kumar oynamayın yazıyoruz, promote etmiyoruz desen de hayvan gibi promote ediyorsun abi. Sen onu küçük çocuklara veya küçük çocuklar olmasa bile yetişkinlere gösteriyorsun ve sen orada 50 bin dolar kaybettiğinde bir şey olmuyor ama o herif 50 bin dolar kaybettiğinde hayvan gibi bir şey oluyor. Ha, o yüzden o konuda ittirmeleri çok doğru. Forsen de Batman olmuş. Hadi bakalım. Ya o.
Ya komple yasaklanması dediğim gibi keşke kumar komple yasaklansa. Yasaklanmayacak. Yani yani pembe gözlüklerimiz yok. Keşke olsa ama yani. İşte kuantum yok. Aynen ben de ona katılıyorum. Toplantıyı kaydeden XQC, leakleyen Trainwrecks. Ama ben anlamadım. Ben niye leaklediğini anlamadım. Yani bütün toplantı ya bu toplantının leaklenmesi XQC veya Trainwrecks'e yaramıyor. Tam tersine kendilerine patlıyor. Ben hani ya ilk defa uzun zamandır LSF'in Hasan abiyi desteklediğini görüyorum ya. Ya abi LSF Hasan abiyi destekletecek kadar yanlışsan bir noktada ulan bir boku yanlış yapıyoruz demen lazım. Lig ya çok teşekkür 17. için canımsın. En iyi abone olsam hoş geldin. Yani her fırsatta Hasan'ı linçleyen ekip ulan Trainwrecks'in ve XQC'nin kafasında herif rent free yaşıyor. Vay be anasını satayım diyorsa bir noktada sıçmışsın yani. Ya LSF'e girince zaten şeyi okuyunca anlıyorsun yani. Ben ilk önce bir izledim. Zaten bir olayda dediğim gibi şey yok. Ya bir klip var. O klip muazzam. O, yani olayın Hasan'la ve şeyle Poki ile falan alakası yok çünkü. Hani bu taciz olayın bilmiyorlar bile. Bir cümle içinde böyle bir lafları geçiyor. Yemin ediyorum boşalacak şeyle trainle XQC. Heyecanlanıyorlar falan böyle bir ses kaydı var muazzam. Çok çok böyle şey böyle. Ya bir de evet ya şey çok kötü. Hani konu tacize geldikten sonra bu dramanın devam ediyor olması çok aptalca bir hani iğrenç bir şey. Hani o noktadan sonra hala devam etmesi çok kötü bir şey. Yani hala Trainwreck'in ve XQC'nin bu olayı Hasan'a vurdurmaya çalışması da çok aptalca sallanmalı yani. Hani o çok aptalca geliyor bana. Evet taciz olayı bayağı bildiğin masa şey olarak kullanıyor yani taciz olayını yani şey çok komik. XQC Hasan'a bunu söylüyor. Taciz olayını farmlamaya çalışıyor. Hayır tam tersi sen farmlıyorsun. Ve yani bu da çok kötü gözüküyor bilmiyorum ya. Hani bu saatten sonra Seba bahane oldu. Zaten tamamen Mitch ve tayfasının cancellanmasına döndü. İşte Mitch ve tayfası değil. Bence bu arada Mitch'in evet cancellanması lazım. Çünkü sen bu taciz olayını downplaylediysen ve şey yaptıysan evet yani cancellanmalısın. Özür dilerim ama cancellanmalısın. Yani bu yani. Bu haksız değil. Kimse de haksız olduğunu söyleyemez bence bunun. Hasan hatası mı? Hasan'ın olayla alakası yok. Yani Hasan hala yani hatasız mı zaten Hasan olayın içinde değil. Yani iki tane küme var. Hasan burada. Poki de burada yani alakasız onlar. Kümenin o kadar dışındalar ki ne alaka o anlamıyor hala kimse. Grand Palo çok 10. ayı için hiçbir düzgün oynamadım Ege yorum yapamam. Yiğit Moru 2. ay Alperen 14 milyar milyon ay hayırlı teşekkürler. Hasan Trainwreck çekti olayı. Tabii ki de çünkü Trainwreck şeyden dolayı tilt. İsim nedir bunun? Gamba'da sen gamba alıyorsun sen şey yapıyorsun dediği için tilt tabii ki de. Kuyruk acısı var. O yüzden çekmeye çalışıyor ama yani şey çok komik. Çekmeye çalışıyor ondan sonra diyor ki sen bu sexual abuse'u şey yapıyorsun. Kullanıyor lan kullanan sensin.
Ya bilmiyorum, çok şey geliyor bana. Ya şu noktada, en azından şu noktada artık hani taciz olayı çıktıktan sonra salmaları gerekiyor gibi hissediyorum. Train de ligleri çıktı. Abi zaten Train hep öyle biriydi yani. Ligleri çıkmıştı yani. Bilmiyorum. Çok şey. Reed çok şubada ikinci için canım sızın. En iyi. Mesela dün Hasan konuşmadı bu şey hakkında, dram hakkında. Konuşacağını düşünmüyorum bundan sonra. Çok fazla. Sence Kensal Akkan'ı Twitch arasından bir ban görebilir miyiz? Kimin? Miskif'in mi? Miskif banlanmaz büyük ihtimalle. Yani banlanması... Yani yani TOS'e aykırı bir şey yapmadı. Çünkü banlanması için fiziksel bir sebep lazım. Şey banlanmalı. Kesinlikle. Kimdi onun ismi? Tacizci herif. O kesinlikle banlanmalı. O ayrı bir konu. Dolandıran abimiz daha ayrı bir konu zaten. Banka hesabım. Ya Emiro da dün yayın açtı. Emiro'nun yayını normal bir yayındı. Emiro kendi tarafını anlattı ki yani Emiro bence yani Emiro tarafı çok normaldi. Emiro kendi tarafını anlattı. Dedi ki yani benim tanıdığım Miz bu değil. O kısmını en sonunda söyledi gerçi, onu konuşmadı. Hani şeye çok sinirliyim dedi, hani çok üzgünüm dedi. Hani Silik'le o herifle beraber yaşadığımı çok üzüldüm. Zaten hani kendisi taciz olaylarından kurtulmuş bir insan olarak, hani tacizcisi varmış bunun ve hani bayağı bildiğin hani mental hastaneye kapatılan bir tacizcisi varmış Emiro'nun. Yani bunları yaşamış birisi olarak hani o evde yani kendisini güvende hissettiği, ilk defa güvende hissettiğim bir evim var filan diyordu Emirud'un. O evde bile böyle birisinin olması hani biraz bayağı üzdü beni filan. Diyor. Emre bana samimi gel, zorluyormuş gibi hissediyor. Kesinlikle yanlış düşünüyorsun. Çünkü dediğim gibi abi Emirud'un hani şeyini biliyor birçok. Yani geçmişi var bu konuda. O konuda yani Emiro ya 13 yaşından beri bayağı bayağı bildiğin hani yani şey konusunda hani problemi varmış bu taciz yani işte taciz olaylarıyla falan. Evet, bayağı bildiğin hani kız o yüzden Kansas'tan kaçıp Boston'a yerleşiyor ve ilk defa hayatımda hani güvenli hissettiğim bir evde bile böyle bir şey olduğunu bilmek çok üzüyor beni falan diyor. Yani o çok şey yapılan, saklanabilen ve yani şey yapılabilen, aktörlük yapılabilen bir şey değil arkadaşlar. Yani sadece Emir kendi tarafını gösterdi. Yani ben kendi ne işini söyledim, ondan sonra kapattı yayını, çok da uzatmadı yani. Silik nasıl hissettirmez ya. Abi şöyle bir şey var. Bir, Emir orada 6 aydır yaşıyor galiba. Yani 6 ay o kadar bir uzun bir süre değil. İki, şimdi yayıncı evi olduğu için elinde sonunda yayıncı evlerinde insanlar dışarı bile kapıda hani adam yayın yapıyor 7/24 kapıdan dışarı çıkmıyor yani. Bir de o var. Üzerine bir de şöyle bir şey var. Yani bu tür insanlar birisine farklı davranırken diğer insanlara çok farklı davranabiliyor. Bir de o var. Mopun çok son 19 milyar mı için canımsın. En iyi abone olmuşsan hoş geldin. Hani birisine farklı bir yüzünü gösterirken diğer tarafa farklı bir yüzünü gösteriyor da olabilir. Ya dünkü yani daha fazla detay var, dur bir bakayım. Dün çok yani dediğim gibi bu konuşmadan çok fazla şey leaklendi çünkü. Bazı yeni güvenliğini çok kötü gözünde hepsi o çıktı. Yani. Soda abi, soda. Adam duvarın içinde yayın yapıyor. Yani adamın zaten taciz etme olasılığı yok çünkü yayından çıkmıyor. Fahri Baba, tamam bakarım. Orsan abim zaten ayrı bir şey. Batman'in ta kendisi.
Samet abim Rust'ı biraz salarsa şey yaparız ya. Rust yani çok Rust ustam. Dur, ha dram hakkında dur şey bir bakayım. LSF'den hatırlamaya çalışayım çünkü ya çok fazla şey vardı bugünkü gece çok geç olmuş. Ben onu sonradan izleyebildim işte. Bir de şey var, onu unuttum. Hasan abinin Discord'unda Destiny'ye karşı reisiz bir şeyler söylenmiş. Discord kapatılmış. Kapatılmıştan kastım, kitlemişler Discord'a girip çıkmayı. Bir de o var. Bütün şeyin dışında o. Bütün olayın dışında o tamamen. Ama o da var. Onu da söyleyeyim. Onu da atlamış olmayayım. Hayır, şey de çok komik bu arada. Bu dedim ya, bir tane konuşma leaklendi dedim ya size. Bu konuşma leaklendi ya. Konuşma leaklenirken abi yani hepsi oyun filan öyle. Trainwreck mesela bütün bu konuşmalar olurken şey olurken Rasta oynuyor. Rasta bir çocuğun anasına küfrediyor. O muazzam. Yani orada şey konuşuluyor. Tacizle konuşuluyor. Arkada Rasta oynuyor. Rasta bir tane çocuğun arasına giriyor. Zaten ha, Mitch ayrı bir olay. Mitch kısmını unutmuştum. Mitch olayı daha da ayrı bir olay. Mitch zaten dediğim gibi hani geçmişteki dramalarda da çok iki yüzlü bir herifti. Bu dramada da aynı. 2 gün önce Miskif'in havuzunda takılan Miskif'in havuzunda yayın yapan herif bugün o 2 gün önceki toplantıda cancellansın abi oldu, gebersin herif falan diyor. 2 gün önce herifin havuzunda yayın yapıyordun yavşak. Öyle. Bu kadar var şey olma. Yüzsüzün bu kadarı. Hatta 2 gün önce bile değil ya. Yani 11 saat önce yine yapmış. 11 saat önce yapmış ya yayını. Muazzam ya, muazzam. Neyse bu yani bayağı bildiğin bir ona bir buna sallıyor Mitch sağ olsun. Bir de yine random şeyler söylüyor filan. Vatan kürsü çok 43 milyon beşin canımsın. En iyi abonemsin, hoş geldin. Ondan sonra bir o var. Ondan sonra kaçırdığım, unuttuğum. Yine Mitch Miskife fare diyor. Ondan sonra da Ali Nitya'ya da seksist bir şeyler söylüyor. O da ayrı. Ondan sonra Destiny ve Ezmungold'u Hasan ve Poki'yi koruyor. Exclusive ve Train boşu boşuna onları dramaya çekiyor diyor. O da çok ayrı bir olay. Doğum var. Oğlum çok karışık yani. Bildiğin dünya savaşı gibi her taraftan bir farklı bir savaş oluyor. Arda ben Ferrari'ye basacağım galiba. Bir dakika kamerayı kapatıp açayım, düzeleyeyim. Titremem bir düzelsin. Destiny ikisi tarafında tuttu aslında. Ya Destiny mantıklı konuşuyor. Destiny her ne kadar ben hala sevmesem de Destiny'yi, Destiny mantık açısından konuşabilen bir herif. Yani böyle bunlar var yani aklıma gelen. Bu arada bir de dramanın bence en doğru söylenilen lafı bu. Onu da göstereyim. Benim düşünceme kesinlikle yani bütün drama hakkında şu noktada hani düşüncem bu. Niye Hasan'ı kliplemişler? Dümdüz Emre'yi kliplemişler. O da ayrı bir konu. Zaten hani dramayı özetliyor bu arada bu. Bu çok güzel dedi burada. A lot of the streamers involved in this, I don't believe that you care about what happens to girls on this platform at all. It makes me sick that it only comes out when it seems like it's the right time for you. Çok doğru bir laf bu No one arada. expects you to platform and support every single victim. There's just too many. I'm not saying that, but a lot of the things I've seen just make me sick.
Yani şey çok doğru bu arada. Hani bütün bu yani mesela bu olayı 2 sene yani 2 senedir biliyorlarmış ve bu olayın tamamen hani çıkması Twitter'da bir gamba yüzünden bir tane olaydan dolayı oluyorsa yani o yani elinde malzeme olarak tutuyormuşsun. Yani elinde malzeme olarak tutuyormuşsun demek ki bunu. Yani sen şey yapmak için bunu ortaya çıkarmak için doğru şey olduğu için yapmamışsın. Hayır sen onu mermi olarak saklamışsın. Ya olay bu tamamen ve yani bu çok leş. Rush out çok bu 25 milyon için canımsın en iyi abonemsin. Aynen ha, çıkış bileti gibi aynen get out of jail kartı gibi. Heh tam onu diyecektim. Aynen trenin işine gelince mize karşı kullanmak için söyledim. Tabii yoksa söyle yani. Arkadaşı olsa söylemeyeceğini hepimiz biliyoruz 3 aşağı 5 yukarı. O da çok yani kötü bir şey. Hemen abone olun.